El-Hasan bin Ali bin Ebi Talib, El-Haşimi el-Kuraşi. Hazreti Peygamber'in en çok sevdiği torunlarından ve onun reyhanesi, Hazreti Ali'nin, Hazreti Fatıma'dan doğan büyük oğlu. Hulefai Raşidi'nin beşincisi kabul edilir. İmamiye'ye göre ise 12 imamın ikincisidir. 3. Hicri yılı, Ramazan ayının ortalarında Medine'de doğdu. Şaban ayından. 4. veya 5. Hicri senesinde doğduğuna dair rivayetler varsa da, en doğru görüş, 3. Hicri senede doğduğuna dair rivayettir. Hazreti Hasan doğduğunda, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir torununun olduğunu duyunca hemen Hazreti Ali'nin evine giderek, "Oğlumu bana getirin, adını ne koydunuz?" diye sordu. Harp ismini koyduklarını duyunca bu ismi beğenmedi. Çocuğa isim olarak cahiliye döneminde bilinmeyen Hasan ismini koydu. Künye olarak da Ebu Muhammed adını verdi. Arkasından da kulağına ezan okudu. Resulullah Hazreti Hasan 7 günlük olunca akika kurbanı kesilmesini ve saçlarının kesilerek ağırlığınca gümüş tasadduk edilmesini emretti. Hazreti Hasan, Hazreti Peygamber'in terbiyesinde yetişti. Sahih hadis kitapları dahil birçok İslami literatürde Hazreti Peygamber'in torunu ile ne kadar ilgilendiğini ve onu ne kadar çok sevdiğini ifade eden rivayetler bu gerçeği göstermektedir. Onunla her an ilgilendiğini, hemen hemen yanından hiç ayırmadığını, bilhassa namazlarda bile torununun gelip üzerine çıktığından dolayı Hazreti Peygamber'in sırf onu incitmemek için secdesini uzattığını ifade eden hadisler, ilahi vahye mazhar dedeyle onun reyhanesi arasındaki sevgiyi anlatmaktadırlar. Hatta Hazreti Peygamber rükudayken torunu gelir, ayaklarını açar bir yönden girer, öbür taraftan çıkar ve Hazreti Peygamber ses çıkarmazdı. Bazen secde ederken üzerine bindiğinde onu yavaşça sırtından indirirdi. Hatta bir defasında Hazreti Peygamber hutbe okurken Hazreti Hasan ile kardeşi, Hazreti Hüseyin üzerlerindeki uzun ve kırmızı elbiseleriyle düşe kalka yürüdüklerini görünce, hutbesine ara verip minberden inerek torunlarım kucağına aldığı ve önüne oturttuğu, daha sonra da Allah Teala, mallarınız ve evlatlarınız sizin için birer imtihan vesilesidir, derken doğru söylemiştir. Şu ikisini bu şekilde görünce sabredemedim, diyerek hutbesine devam ettiği kaynak, hadis kitaplarında anlatılmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman her iki torununu da sırtına alıp namaza geldiğine, Hazreti Hasan'ı omzuna alarak dışarıda gezdirdiğine dair birçok hadis şunu gösteriyor ki, Hazreti Peygamber her iki torunuyla devamlı ilgilenmişler, her türlü ihtiyaçlarını gidermeye çalışmışlardır. Kızı Hazreti Fatıma'yı ziyarete gittiklerinde, torunu Hasan uyku arasında su istediği zaman bizzat kendileri kalkıp su getirerek hem ona hem de kardeşine içirmeleri ve benzeri hareketleri dede şefkati ve merhametinin fiili işaretleridir. Yine Hazreti Peygamber'in bu iki torununu çok sevdiği ve "Allah'ım ben bu ikisini seviyorum, sen de sev" diye dua etmeleri bu sevgi ve ilginin dil ile ifadesini göstermiştir. Öbür taraftan Hazreti Peygamber torunlarını öper ve her iki torununun cennet ehli gençlerinin efendileri olduğunu da söylerdi. Hatta onları sevenleri Allah'ın sevmesini dilediği duaları da rivayetler arasında yer almıştır. Hazreti Hasan fizik olarak dedesi, Hazreti Peygamber'e çok benzerdi. Öyle ki bir defasında Hazreti Ebu Bekir ikindi namazından çıktıktan sonra Hazreti Ali ile beraber yürürken çocuklarla oynayan Hazreti Hasan'ı görürler. Hazreti Ebu Bekir onu omuzuna alır ve Nebi'ye benzeyen, Ali'ye benzemeyen, "Sana babam feda olsun" diye bir mısra söyler. Hazreti Ali bu hadise ve sözler karşısında gülümser. Hazreti Hasan, Hazreti Peygamber'in ahirete göçtüğü sıralarda 8 yaşlarındaydı. Henüz çok küçük olduğu için Hazreti Peygamber'den doğrudan doğruya rivayet ettiği hadislerin sayısı oldukça azdır. Bunlardan biri Ebu'l-Havra'nın rivayet ettiği şu hadistir. Hazreti Hasan'a, "Hazreti Peygamber'den duyduğun hangi hadisi hatırlıyorsun?" diye sordum. O da şunu anlattı. "Şu hadiseyi hatırlıyorum. Zekat hurmalarından bir hurma alıp ağzıma atmıştım. Hazreti Peygamber o hurmayı ağzımdan salya ile çıkardı. Oradakiler, 'Ya Resulallah, bu çocuğun ağzına attığı tek bir hurmayı niçin geri çıkardın?' dediler. O da, 'Biz Ali Muhammed'e sadaka, zekat helal değildir.' buyurdu. Hatırladığım diğer bir hadiste
seni ilgilendirmeyen şeyleri bırak, ilgilendiren şeylere bak hadisidir. Yine dedem Hazreti Peygamber bana şu duayı da öğretmişti. Ey Allah'ım, beni hidayete erdirdiğin kimselerden eyle, afiyet verdiğin kişilerden eyle, dost edindiğin kullarının arasına kat. Verdiğin şeyleri benim hakkımda mübarek kıl ve hüküm verdiğin, takdir ettiğin şeyleri şerrinden de koru. Senin dost edindiğin bir kişi asla zelil olmaz. Buna mukabil, Hazreti Hasan'ın bu hadislerin dışında, başta babası Hazreti Ali olmak üzere birçok sahabiden rivayet ettiği hadisleri vardır. Kendisinden de müminlerin annesi Hazreti Ayşe, kardeşinin oğlu Ali bin Hüseyin, onun iki oğlu Abdullah ve El-Bakır hadis rivayet ettiler. Gerek tabakat kitapları, gerekse hadis kitapları, Hazreti Hasan'ın çocukluğuna dair yukarıdaki rivayetlere bolca yer verdikleri halde, Hazreti Ali'nin şehit edilmesiyle onun halife seçilmesine kadar olan hayatı hakkında pek fazla bilgi vermemektedirler. Bilinen birkaç husustan birisi, Hazreti Ömer Divan Teşkilatı'nı kurduğu sırada, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i babalarının farizasına, hissesine, katarak her birine 5000 dirhem hisse ayırdığına dair haberdir. Bir diğer hadise de, Hazreti Osman'a baş kaldıranlara karşı, halifeyi savunmak için, Hazreti Osman'ın yanında ona yardım etmek için kalan şahısların arasında, Hazreti Hasan'ın isminin de yer aldığına dair haberlerdir. Hazreti Hasan'ın tarihi bir şahsiyet olarak ortaya çıkması, babası, Hazreti Ali'nin şehit edilmesini müteakiben, Kufelilerin kendisine biat ederek halife seçmeleriyle başlar. Hazreti Hasan radıyallahu anh, halife seçilirken, ilk biat edenin Kays bin Sa'd olduğu söylenir. Bu kişiyi Hazreti Ali Azerbaycan'a gönderilen ve Iraklılardan toplanarak hazırlanan ordunun komutanı olarak atamıştı. Bu zat, sırf Araplardan oluşturulan 40 bin kişilik diğer bir ordunun da komutanıydı. Bu ordu Hazreti Ali'yi ölünceye kadar müdafaa etmek üzere and içmişti. İşte babasının da en çok güvendiği komutanlardan olan Kays, biat esnasında Hazreti Hasan'dan elini uzatmasını isteyerek, Allah Celle Celaluhu'nun kitabı, Resulünün sünneti ve asilerle savaşmak üzere biat edeceğini söyledi. Hazreti Hasan bu söze karşı çıktı. Sadece Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti üzere biat edilebileceğini, bunun içine saydığı ve saymadığı diğer şartların girdiğini söyledi. Kays bunun üzerine bir şey söylemeden biat etti. Arkasından da diğer Iraklılar biat ettiler. Hazreti Hasan radıyallahu anh biattan sonra El-Mescidül Cami'ye çıkıp uzunca bir hutbe okudu. Sonra babasının katili Abdurrahman bin Mülcem'i getirtti. İfadesini aldıktan sonra ölümle cezalandırdı. Iraklılar derhal babasının öldürülmesini, seçtikleri halifeye hatırlatarak, Şam'da hüküm süren Muaviye bin Ebi Süfyan ile savaşması için onu Şam üzerine yürümeye teşvik ettiler. Hazreti Hasan da onların sözlerine kanarak bir ordu hazırladı ve savaşmak üzere yola çıktı. Hazreti Hasan bu sıralarda 37 yaşlarındaydı. O topladığı 12 bin kişilik ordusuyla Medayin'e kadar geldi. Ordu komutanı olarak kendisine ilk biat eden Kays bin Sa'd'ı atadı. Diğer bir rivayete göre Ubeydullah bin Abbas'ı komutan yapıp, Kays'ı da ona yardımcı atayarak, Kays'a komutanın her türlü emrine itaat etmesini emretti. Arapların 4 dahisinden biri olan Hazreti Muaviye radıyallahu anh, Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın kendisiyle savaşmak üzere yola çıktığının haberini alınca, o da derhal Şam'dan hareket ederek, El-Enbar'ın kazalarından biri olan Mesiken'e gelerek konakladı. Hazreti Ali'nin şehit edilmesi üzerinden henüz 18 gün geçmişti. İki tarafın ordusu sırf siyasi kaygılarla karşı karşıya geldiler. Muaviye derhal durumun kritiğini yaparak, akıbetin lehine olması için çeşitli çarelere başvurmaya başladı. Elindeki en büyük koz, hasmının tecrübesizliği ve şiddetten hoşlanmayan, fitneden adeta korkan ve Müslümanlara karşı derin sevgi besleyen, onlardan birinin bile kanının dökülmesine razı olamayacak kadar yumuşak bir kalbe sahip şahsiyette olmasıdır. Onun için ilk işi, Hazreti Hasan'ın Kays bin Sa'd komutasındaki ordusu arasında bir kargaşa yaratmak oldu. Hazreti Hasan'ın ordusu içinde birkaç kişi şöyle bağırmaya başladı. Haberiniz olsun, Kays bin Sa'd öldürüldü. Diğer bir kaynağa göre ise, bu münadiler Kays'ın Muaviye ile sulh yaptığını ve onun tarafına geçtiğini,
hatta Hazreti Hasan'ın bile Muaviye'ye sulh yapma teklifinde bulunduğunu ve Hazreti Muaviye'nin bu teklifi kabul ettiğini söylüyorlardı. Böylece ordu içinde dedikodu çıkarıyorlardı. Hazreti Hasan'ın ordusu içinde kargaşa başladı. Büyük bir panik çıktı. Derken bu panik yağmalamaya dönüştü. Askerler her şeyi yağmalamaya başladı. Hatta Hazreti Hasan'ın ordugah çadırını, altındaki sergisine varıncaya kadar yağmaladılar. Bu yağmalama her tarafa yayıldı. Sözü edilen bu yağmalamadan sonra da ordu dağılıp gitti. Bu kargaşadan istifade etmek isteyen El-Cerrah bin Sinan el-Esedi isimli şahıs, şehirden geceleyin ayrılmak isteyen Hazreti Hasan'a saldırdı. Elindeki hançerle onu baldırından yaraladı. Fakat Hazreti Hasan kendini savunup o katilin hakkından gelmeyi başardı. Bu durumda çaresiz kalan Hazreti Hasan Medain'deki El-Maksuratül Beyda'ya dönmek zorunda kaldı. O sırada Medain'in valisi Sa'd bin Mesud idi. Henüz çocuk denilebilecek yaşta olan bu genç valiyi atayan El-Muhtar bin Ebi Ubeyd ona bir teklifte bulundu. Hazreti Hasan'ı bağlayıp Hazreti Muaviye'ye götürme karşılığında kendisinin çok zengin ve şerefli birisi yapacağını söyledi. Genç vali bu teklifi şiddetle reddederek, "Allah'ın laneti üzerine olsun. Ben Allah'ın Resulü'nün kızının oğlunun üzerine atlayacağım ve onu bağlayacağım ha. Sen ne iğrenç herifsin," dedi. Hazreti Hasan radıyallahu anh içinde bulunduğu durumu gözden geçirdi. Güvenemeyeceği bir ordu ve güçlü bir düşmanla karşı karşıya olduğunu anladı. Ayrıca mizaç olarak fitne ve kan dökmekten de nefret eden birisi olduğu için, gerek kendi şahsı, gerekse İslam ümmetinin selameti, için hilafeti Hazreti Muaviye'ye bırakarak, bu işten feragat etmekten başka bir çare bulamadı. Anlaşma yollarını araştırmaya ve her iki tarafın da razı olacağı çözümler aramaya başladı. Amr bin Seleme el-Erhabi'yi çağırarak, anlaşma teklifini içeren bir mektupla Muaviye'ye gönderdi. Muaviye aldığı ve beklediği bu teklifi derhal kabul etti. Hazreti Hasan'a elçi olarak Abdullah bin Amir el-Küreyz ve Abdurrahman bin Semure'yi gönderdi. Bu iki elçi Medain'e geldiler ve Hazreti Hasan'a ne isterse hepsinin kendisine verileceğini bildirmekle kalmayıp kendilerini kefil göstererek bu anlaşmayı teahhüt edeceklerini de ona söylediler. Bu sırada Hazreti Hüseyin radıyallahu anh durumdan haberdar oldu ve anlaşma teklifine karşı çıktı. Muaviye'nin haklılığını tasdik, Hazreti Ali'nin davasını yalanlamış olacağı gerekçesiyle ağabeyisi Hazreti Hasan'a bu anlaşmayı yapmaması gerektiğini söyledi. Hazreti Hasan onu susturarak, yönetim işini kendisinin ondan daha iyi bildiğini iddia ederek anlaşma yapmakta ısrar etti. Bu sırada Hazreti Hasan'ın hilafeti Hazreti Muaviye'ye bırakacağını anlayan ordu komutanlarından Ubeydullah bin Abbas, Muaviye'ye bir mektup göndererek kendisi için eman istedi. Karşılık olarak elindeki mallarına dokunulmamasını ve can güvenliğini şart koştu. Muaviye bu teklifi kabul etti. Ubeydullah bunun üzerine ordusunu bırakarak karşı tarafa geçti. Hazreti Hasan'ın ordusu bu durum karşısında Kays bin Sa'da, Hazreti Ali ve taraftarlarının kanlarını ve mallarını korumak ve sonuna kadar Muaviye ile savaşmak üzere biat yaptılar. Bir görüşe göre, zaten komutan olduğu için bu biadı yenilemek olarak anlamak da mümkündür. Nihayet Hazreti Muaviye'nin elçileri Hazreti Hasan ile anlaştılar. Anlaşmaya göre, şayet Muaviye Hazreti Hasan'dan önce ölürse, Hazreti Hasan halife olmak şartı ile hilafeti Muaviye'ye bırakıyordu. Ayrıca Kufe hazinesindeki 5 milyon dirhem Hazreti Hasan'ın olacaktı. Muaviye, Hazreti Ali ve taraftarlarına hutbede sövme adetine son verecekti. Karşı taraf bu teklifleri kabul etti. Anlaşmayı yapan Hazreti Muaviye'nin elçileri, Hazreti Hasan'ın yanından çıktıklarında, Resulullah'ın oğlu sayesinde kan dökülmesi önlendi. Fitne sona erdi, sulh yapıldı, diyorlardı. O sırada yaraları da ağırlaşan Hazreti Hasan kalkıp, Iraklılara uzunca bir hutbe irat etti. Onlara dedesi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla Yüce Allah'ın insanları hidayete erdirdiğini hatırlattı. Kendisi vasıtasıyla da kan dökülmesini önlediğini söyleyerek Muaviye ile anlaşma yaptığını haber verdi. Muaviye'ye beyat etmelerini de istedi. Kendilerini babasını öldürmeleri
kendisine saldırıp malların yağmalamaları sebebiyle terk ettiğini de ilan etti. Yapılan anlaşma üzerine Hazreti Muaviye radıyallahu anh Medayin'e geldi. Hazreti Hasan'ı yanına alarak Kufe'ye girdi. Hazreti Hasan kendi eliyle Hicri 41 yılının Rabiul Evvel ayı sonlarında Kufe'yi Muaviye'ye teslim etti. Böylece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi tecelli etmiş oldu. Hiç şüphe yok ki bu oğlum bir seyyittir, şeref sahibi efendidir. Umulur ki Allah onun sayesinde iki büyük mümin grubunu barıştıracak. Hazreti Hasan radıyallahu anh Muaviye'nin huzuruna çıktığında, Muaviye ona, seni senden önce hiç kimseyi mükafatlandırmadığım ve senden sonra da kimseyi mükafatlandırmayacağım bir mükafatla mükafatlandıracağım, dedi ve ona 400 bin dirhem verdi. Ayrıca her sene 1 milyon dirhem maaş bağladı. Ama bunların çoğunu sonradan kısıtladı ve ona çok az bir şey verdi. Hazreti Hasan radıyallahu anh ile Hazreti Muaviye radıyallahu anh arasındaki bu anlaşmaya şahit olan İmam Şabi hadiseyi şöyle anlatır. Muaviye dedi ki, kalk da hilafeti bana bıraktığını ve teslim ettiğini insanlara haber ver. Hasan kalktı ve Allah'a hamd ve senadan sonra söyledi. Akıllıların en akıllısı muttaki olandır. Ahmakların en ahmağı da facir olandır. Muaviye ile benim aramda anlaşmazlık konusu olan bu iş, ya benden daha layık birisinin hakkıydı, ya da benim hakkımdı. Ben ümmetin sulh içinde olması, birliğinin bozulmaması ve kan dökülmesine mani olunması için hilafeti ona bıraktım. Arkasından, bilmem belki de o, sizi denemek ve bir süreye kadar yaşatmak içindir, ayetini okuyarak hutbesini bitirdi. Hazreti Hasan, radıyallahu anh'ın hilafette, ne kadar kaldığı kaynaklarda farklı farklı olmakla birlikte, 6 ay 5 gün olduğu konusundaki görüş en kuvvetlisidir. Bu devir teslim töreninden sonra, ordusunun komutanı Kays bin Sa'da bir mektup göndererek Muaviye'nin emrine girmesini istedi. Kays da bu konuda ordusuyla istişare yaptı. Onlara dalalet içindeki bir imama mı itaat etmek istediklerini, yoksa imamsız savaşmak mı istediklerini sordu. Onlardan, dalalet içinde de olsa imama itaati tercih ettiklerine dair cevabı alınca, o da Muaviye'ye beyat edip emrine girdi. Yakubi'ye göre Muaviye anlaşmadan önce, Kays bin Sa'da 1 milyon dirhem ile bazı mallar göndererek, davasından vazgeçip kendisine katılmasını istedi. Sa'd ona cevaben, ''Benim dinimle ilgili bir konuda beni aldatmaya çalışıyorsun, satın almaya çalışıyorsun.'' diyerek bu tuzağa düşmedi. Diğer bir kaynağa göre ise, Hazreti Hasan Muaviye ile anlaşınca, Muaviye Kays'a bir mektup yazarak itaat etmeye çağırdı. Mektupla birlikte imzalı ve mühürlü boş bir kağıt daha göndererek üzerine dilediğini yazabileceğini, yazdığı her şeyin kendisinin olacağını bildirdi. Kays, çaresizlik içinde, sadece can ve mal güvenliği karşılığında Muaviye'nin emri altına girdi. Hazreti Hasan radıyallahu anh, hilafeti Muaviye'ye bıraktıktan sonra geri kalan 10 yıllık ömrünü Medine'de geçirmek üzere yola çıktı. Kufeliler onun şehirden ayrılışı sırasında ağlaşıyorlardı. Fakat o kendilerine hiç güvenilemeyeceğini söylemekten çekinmedi. Babası Hazreti Ali'ye de yaptıklarını kendilerine hatırlatarak, akıbetlerinin hiç iç açıcı olmadığını belirterek hallerine acıdığını söyledi. Yolda birisi kendisine, "Ey Müslümanların yüz karası!" diye hakarette bulundu. Hazreti Hasan radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği bir hadisle Ümeyye oğullarının bu makama gelmesinin mukadder olduğunu hatırlatmaya çalıştı. Bir başkası, "Ey müminlerin emirinin utancı!" diye bağırınca, "Ona da ar, ateşten daha hayırlıdır!" dedi. Medine'de 10 yıl yaşayan Hazreti Hasan vefatı yaklaşınca, Hazreti Aişe radıyallahu anha haber göndererek, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına defnedilmek istediğini söyledi. Hazreti Aişe de bu isteği kabul etti. Bunun üzerine kardeşine şöyle vasiyet etti. "Ben ölünce Hazreti Aişe'den, Hazreti Peygamber'in yanına gömülmem için izin iste. Ben ondan bu izni almıştım. Bana karşı çıkmadı. Belki de benden utandı. Şayet izin verirse, beni onun evine defnet. Ben yine de Ümeyye oğullarının seni bundan mahrum edeceklerini zannediyorum. Bunu yaparlarsa, onlarla uğraşma, beni Bakî mezarlığına defnet." Hazreti Hasan radıyallahu anh, 40 gün hasta yattı. 5 Rabiul Evvel Hicret'in 50. senesi, 2 Nisan,
670, günü vefat etti. Bazıları bu tarihin Hicri 49, 50, 51, hatta 54. yılı olduğunu söylemişlerdir. Ölüm sebebi olarak zehirlendiği söylenir. Zehirleyenin de kendi hanımı Cade binti Eleşas bin Kays olduğu rivayet edilir. Hasta yatarken kardeşi kendisine kimin zehirlediğini sorduysa da o buna cevap vermekten kaçındı. Hatta bu zehirlenmeden önce 3 defa daha aynı girişimde bulunulduğunu. Fakat onları atlatmayı başardığını söyler. Bu son içtiği zehirin başka olduğunu ve herhalde öleceğini ona açıklar. Vefat edince Hazreti Hüseyin, Hazreti Ayşe'ye müracaat ederek durumu anlattı. Hazreti Ayşe de Hazreti Hasan'ın vasiyetine memnuniyetle kabul ederim, baş üstüne, dedi. Yakubi'ye göre Hazreti Ayşe bu isteğe şiddetle karşı çıkmıştır. Fakat bu iddiayı Yakubi'den başkası öne sürmemektedir. Bu durumdan Mervan ve Ümmeyye oğullarının haberi olunca, vallahi asla ve ebedi olarak Hazreti Peygamber'in yanına gömülemez, dediler. Bu keyfiyet Hazreti Hüseyin'e ulaştı. Hemen kendisi ve beraberindekiler silahlandılar. Hazreti Ebu Hüreyre durumun vehametini anlayarak, önce Hazreti Hasan'ı buraya defnetmeyi engellemenin mutlak surette zulüm olacağını söyledi. Daha sonra da hiç olmazsa Hazreti Hüseyin'e laf anlatırım düşüncesiyle ona geldi. Onu bu ısrarından vazgeçirmeye çalıştı. Kardeşinin vasiyetini hatırlatarak, onun şayet herhangi bir fitneden çekinirsen, beni Müslümanların mezarlığına defnet dediğini hatırlattı. Hazreti Hüseyin de fitneden çekinerek, kardeşini birçok sahabinin defnedildiği El-Baki mezarlığına defnetti. Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın cenazesine Ümeyye oğullarından, Medine valisi olan Said bin Elas'tan başka hiç kimse katılmadı. Hazreti Hüseyin cenaze namazını kıldırmayı valiye teklif etti. Vali de teklifi kabul etti ve cenaze namazım kıldırdı. Cenazesine çok sayıda kişi katıldı. Hatta iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalık vardı. Hazreti Hasan vefat ettiğinde 47 yaşındaydı. Hazreti Hasan radıyallahu anh cömert ve kerimdi. Fizik ve ahlak olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çok benzerdi. Çok takva sahibiydi. Medine'den Mekke'ye yürüyerek 15 defa hac yaptığı meşhurdur. Hayır yapmayı çok severdi. Öyle ki mallarının tamamını 2 defa fakirlere dağıttı. 3 defa da Allah Celle Celaluhu ile kasame yaptı. Yani 2 ayakkabısı varsa birini tasadduk edip, birini kendisine bırakarak, herhangi bir yiyeceğinin bir avucunu dağıtıp, bir avucunu kendine ayıracak kadar adil davranarak, mallarını fakirlere dağıttığı kaynaklarda geçmektedir. Onun güzel ahlaka ve başkalarına ikram etmenin faziletine dair birçok vecizesi vardır. Mesela ona mekarimi ahlakın ne olduğu sorulunca o bunu şöyle özetler. Doğru söz, isteyene vermek, güzel ahlak, sıla-ı rahim, komşu hakkında utanmak, arkadaş hakkına riayet, misafire ikram ve nihayet bunların da başında hayadır. Hazreti Hasan radıyallahu anh çok evlenip boşanmasıyla da üne sahiptir. Hatta bir ara babası Hazreti Ali radıyallahu anh bu yüzden onun evlendiği kadınların kabilelerinin kendi ailesine karşı düşman olacaklarından korkarak Kufelilere açıkça oğluna kız vermemelerini söylemiş. Oradan kalkan bir adam da yemin ederek onu evlendirmeye devam edeceklerini bildirmiş ve arkasından şöyle demiştir. Biz evlendiririz. O istediğini tutar, istediğini boşar. Onun 8 veya 12 oğlu vardı, bir tane de kızı olduğuna dair rivayetler vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyu torunları, Hazreti Hasan radıyallahu anh ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'in çocukları vasıtasıyla devam etmiştir. Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenlere, halk arasında Seyyid, Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlere de Şerif veya Emir adı verilir.